Herkese iyi günler. Bugünkü ürünümüz Brol marka bir tıraş makinesi. Müşterimiz az önce getirdi. Bunun pilleri çok az gidiyormuş. Yani yüzüne sürmesiyle bitmesi bir oluyormuş. Şimdi biz de bir denemesini yapıp ondan sonra pil değişim işlemini ve içinin nasıl açıldığını göstereceğim. Ama daha öncesinde abone olursanız çok çok mutlu olmuş olurum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İlk başta bir şarj aletini takıyorum. Şu anda yeşil ışığı yanıyor ve çalışmasına bakalım. Çalıştı. Ve bitti. Şimdi pil değişim işlemine başlayalım. Bu ürün nasıl açılır onları göstereceğim. İlk başta şu kısımda bir tane torkslu vidalama var. Bunu açmamız gerekli. Bu T7 numaralı ürün tutuyor bunu. Buradan açıyorum. Bunu açınca zaten şu kısmı da geliyor. Burada da bataryaları görmüş oluyoruz. Bataryaları tutan şurada iki tane vida var. Yine aynı anahtar tutuyor. Bunları da açıyorum. Ve bataryayı elimize almış oluyoruz. Bataryanın içinde iki tane pil var. Şu vidaları da sağ tarafımıza koyalım, kaybolmasın. Bu ise sürgülü bir şekilde içine yerleştirilmiş. Bunu da buradan kısa devre yaptırmadan çıkartıyoruz ve çıkıyor. Piller bunlar. 3A pil kullanılmış. NiMH bir pil. Ve bunlar 1.2 volt oluyor. Artı, eksi, artı diye bağlanmış. Şimdi bu pilleri yerinden çıkartmadan önce bir kere fotoğrafını çekiyoruz ki pilleri yerine takarken rahat bir şekilde takabilelim ve yanlışlık olmasın. Çünkü kutunun içinde yazmayabilir. Şimdi pilleri çıkartalım. Gördüğümüz kadarıyla şu ikisini seri bağlamış. Bu ikisi ise anakarta bağlanmış. Şimdi biz de bu piller yerine bunları kullanacağız. Bunlar da NiMH pil, 3A boyutunda, 1000 mAh, Orion marka ve tarihleri ise 08-2023. Daha yeni tarihli piller. Şimdi burada önemli olan kısım şu kutuplarını güzel bir şekilde tutturabilmek. Yine aynı şekilde burada da var. Bu şu çıkıntıları çıkartıp bizim kendi pilimize puntalayıp yerine takmamız gerekli. Şimdi ürünü şu kısımlarını söküp puntalarken size göstereceğim. Puntalarını yaptım. Şuradan söktüğüm puntaları buraya taktım. Burada şunu yapacağım. Bunu taktığımız zaman ve burayı taktığımız zaman
Şu ikisini de düz bir şekilde bağlayacağım. Yani şuradaki puntaları söküp buraya takmaya gerek kalmadan bağlayacağım. Bu sayede işim daha da kolaylaşmış olacak. Şimdi onların puntasını yapayım. Bu kısmın da puntaları bitti. Dediğim gibi artıyı eksiği karıştırmadan yaparsanız eğer olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Üstünde de yazıyormuş zaten. Puntamız kısa geldi. Tekrardan punta yapmam gerekli. Pilleri yerine taktım. Şimdi cihazın yerleştirmesine başlayacağım. Şu kısım ışık olayının olduğu kısım. Şurada da ışık var. Buranın oraya gelmesi lazım. Evet. Ama bir şeyi unuttuk. Siz de unutmayın. Hemen göstereyim. Şu kısımdaki pinlerini biraz kendinize doğru çekin. Şuraya tam otursun. Tutturamadım. Tekrardan çıkartacağım. Şimdi gerekli olan yerlerini takalım ve inşallah makinemiz çalışır. Şarja takmadan açılmayabilir. Şu anda açılmadı. Şarja takacağım. Tekrardan deneyeceğim. Evet, ışığımız yandı. Ve makinemiz çalıştı. Vidalarını tekrardan kontrol edip sıkıp ürünü kapatabilirim ve müşterimizi arayabiliriz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolara geçiş yapabiliriz artık. Herkese iyi günler.